TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündem Özel programıyla karşınızdayız efendim. Bu hafta Gündem Özel programında çok değerli konuklarımız olacak ve çok değerli bir konuyu konuşacağız efendim. 3-9 Kasım tarihleri arasında organ bağışı haftası olarak farkındalık haftası var. Biz de bugün organ bağışını konuşacağız. Kimler organ bağışı yapabilir? Yani Türkiye'de nakil bekleyen çok sayıda hastamız var. Bunlara dikkat çekeceğiz efendim. Çok değerli iki konuğum var. Hemen ben konuklarımı sizlerle tanıştırmak isterim. Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiç Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Organ bağışını konuşacağız. Evet. Çok önemli bir konu. Bazı eksiklikler var. Doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bunları da inşallah açıklık getirip biz de bu konuya dikkat çekmiş olacağız. Elimizden geldiği kadar diyelim. Çok değerli bir konuğum daha olacak efendim. Erciyes Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Dursun bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, eksik olmayın. Ben de bu özel haftada bizleri ağırladığınız ve toplumumuzla bu gerçekten günümüz şartlarında önemli olan konuyu paylaşma, fikirlerimizi iletme şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. TV1 özelinde sizlere. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Bir kez daha hoş geldiniz efendim. Tabii ki hocam birazdan durumun ne kadar ciddi olduğunu rakamlarla da dile getirecek. Bunlar oldukça önemli efendim. Çok kıymetli konular. Onlara geçmeden önce tabii ki de Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiç Yılmaz'la ben hemen başlamak isterim. Daha bilimsel tıbbi noktaları hocamla konuşacağız. Tabii ki organ nakli konusunda da vakfın çok değerli çalışmaları var. Dilerseniz onlarla hemen başlayalım. Başkanım ne zaman kuruldu bu vakıf? Efendim ben de hocam gibi bu imkanı bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Toplumun bilgilendirilmesi ve onların daha duyarlı hale getirilmesi bakımından bu tür toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii Erciyes Organ Nakli Vakfı 1995 yılında kuruldu. Kurucular arasında tabii yakınları hasta olan, yakınları hemodiyalize giren, hatta nakil olmuş veya işte yakınlarında bu işten muzdarip olan insanların bir araya geldiği, zaman zaman diyaliz merkezine gidildiğinde yakınlarının birbirleriyle sohbet ettiği ortamların olduğu durumlarda yakınlar bir araya gelmek suretiyle ve bunlara da akademisyenlerin katkı sağlaması ile beraber 1995 yılında Erciyes Organ Nakli Vakfı'nı kurduk. Tabii biraz sonra hocamın anlatacağı hastalıkla alakalı insanların ne durumda olduklarını görünce böyle bir vakfın kurulmasının ihtiyaç olduğunu hissettik. Evet. Anadolu'da bu konuyla alakalı kurulan ilk ve tek vakfız. Yani büyük merkezlerde bu tip vakıflar, dernekler var. Ama Kayseri'de, Anadolu'nun ortasında böyle bir vakfın kurulmuş olması bu hastalıktan muzdarip olan insanlara bir nebze yardımcı olma bakımından bir imkan ortaya çıkardı. Tabii Erciyes Organ Nakli Vakfı kurulduktan sonra hastalarla yakın ilgilenme, naklin artırılmasına yönelik çalışmalar, nakil olabilmesi için öncelikle bağışın daha da artırılması noktasında çalışmalarımız oldu. Tabii vakıf kuruluş aşamasında bu organ naklinin ve bağışının Kayseri'de daha da artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi, hatta bu konularda yurt içinde veya yurt dışında gidip kendi eğitimleriyle daha da gelişmek isteyen akademisyen arkadaşlarımıza destek verme, onların işte yol, konaklama gibi hizmetlerini karşılama noktasında gayretlerimiz oldu. Tabii Erciyes Organ Nakli Vakfı kurulduktan sonra hayırseverlerden elde ettiğimiz bağışlar söz konusu oldu. Bu tarladır, diğer gayrimenkullerdir filan. Bunları biz Melikgazi Belediyesi'ne vermek suretiyle, takas marifetiyle Melikgazi Belediyesi'nden bir arsa almıştık. Şu anda Köşk Mahallesi'nde sosyete pazarı olarak bilinen yapı Erciyes Organ Nakli Vakfı'nın malıdır. Tabii oranın hayırseverler, özellikle Büyükmuşçu ailesinin bu konuda çok destekleri oldu. Onlar güzel bir hastane yaptıralım diye istediler. Onun için de güzel bir proje çizilmişti. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatımızı almıştık.
inşaatta başlamıştı. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı o inşaatımız yarım kaldı. O dönemde köşk sosyete pazarı olan yerin biraz daha gelişmemiş olduğu bir dönemdi. Fakat etrafı gelişti. Bizim inşaatımızın yarım kalmasından dolayı oranın yapılması gerektiği hususunda etraftan baskılar oldu. Ve biz o haliyle bir kiracıya orayı verdik ve kendisi o üzerine yapı yapmak suretiyle bugünkü haline getirdi. Ve oradan elde ettiğimiz kira gelirimizle her yıl özellikle sağlık konusunda eğitim gören üniversite talebelerimize burs veriyoruz. Her yıl aşağı yukarı 150 kadar talebemize eğitim bursu veriyoruz. Ve şimdiye kadar Erciyes Organ Nakli Vakfı kurulduğundan beri burs verdiğimiz öğrenci sayımız 3000'i geçti. Dolayısıyla buradaki hedefimiz şu: tıpta, sağlıkta okuyan öğrencilerimizin daha iyi şartlarda kendilerine bir harçlık olması bakımından bunu vermek ve ileride organ naklinin hem bağışı konusunda hem de nakli konusunda yapılacak olan çalışmalara katkı sunmak amacıyla bunu yapıyoruz. Ve buradan da gerçekten çok önemli geri dönüşler alıyoruz. Ve talebeler bu işe çok önem veriyorlar ve aldıkları paralar içinde bizlere sürekli teşekkür ediyorlar. Ve özellikle şunu belirteyim. Bu bursiyer arkadaşlarımız içerisinde oluşmuş olan bir grup var ki bu arkadaşlarımızla gerçekten sosyal konularda çok güzel faaliyetlerde bulunuyorlar. İşte bayramlarda özellikle üniversite hastanesinde yatmakta olan çocuklara hediyeler almak suretiyle onları da sevindiriyorlar. Tabii Erciyes Organ Nakli Vakfı'nın esas kuruluş amacı, hani Şeyh Edip Ali'nin Osman Bey'e yapmış olduğu bir nasihatı hatırlatırsam, insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibiyle hareket ediyoruz ve insanlarımızın sağlık içerisinde daha iyi şartlarda yaşamalarına yönelik gayret gösteriyoruz. Hani deriz ya, damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diye. Gerçekten de öyle. Allah dert verip derman aratmasın. Biraz sonra tabii hocam konunun vehameti konusunda tabii hastaların durumunu anlatacak. Ama ben de rahmetli annem böbrek rahatsızlığı vardı. Diyalize girerdi. Sonra bir nakil oldu. Nakilden sonra 5 yıl hayatını güzel bir şekilde idame ettirdi ama sonunda rejeksiyon oluştu ve tekrar diyalize girme durumunda kaldı. Ben o camiadaki insanların durumlarını çok iyi bildiğim için gerçekten yani hastalık vardır, işte ameliyat olursunuz, geçer. Veya ne bileyim, ameliyat olmaya gerek kalmaksızın yapılan tedavilerle hastalık geçebilir. Evet. Ama organ nakli isteyen hastalıklar vardır ki tek çaresi organ naklidir. Evet. Bugün organ nakli dendiğinde tabii böbrek nakli aklımıza geliyor. Diğer tabii nakiller de önemli. Evet. Ama tabii böbrek nakli olmadan hayatını idame ettirme şansı olmadığı için sadece hastalar değil, etrafındaki yakınlarının da durumu çok önemlidir diye düşünüyorum. Evet hocam. Başkan, birazdan sizlere tekrardan geleceğiz, bu konuyu konuşacağız ama ben hemen şöyle organ bağışıyla başlamak isterim. Organ bağışı nedir hocam? İsterseniz öncelikle buna bir açıklık getirmek lazım. Şimdi organ bağışı dediğimiz zaman ortada bir alıcı, bir de verici olarak ifade ettiğimiz iki tane birey, hasta, biri hasta, biri sağlıklı olacak. Şimdi genelde biz, ben kendi branşım itibariyle nefroloji uzmanı olmam nedeniyle hani böbrek üzerinde ağırlıklı konuşacağım. Böbrek nakli ihtiyacı, son dönem böbrek yetmezliği dediğimiz, işte böbreğin belli fonksiyonlarını ölçtüğümüz bir takım parametreler var. Bunları değerlendirdiğimizde son aşamaya gelen hastalarda artık böbrek bana yardım et, imdat demeye başlar. İşte tam o anda hastayı yaşatmak için mecburen ya diyaliz yapmak durumundasınız ki bu aşamada biz karın diyalizi olarak ifade edilen halk arasında periton diyalizini veya kan diyalizi dediğimiz hemodiyalizi bu aşamada hastalara başlamak durumunda kalıyoruz. Ama bir grup hastamızda hiç bunlarla uğraşmadan, bunların yaşatabileceği olası sıkıntılara hiç katlanmadan
Eğer uygun bir bağışçısı varsa ki maalesef ülkemizde bunların büyük bir kısmı canlı bağış olmak durumunda. Şu anki şartlı koşullar bunu gerektiriyor. Sonuçta bizim preemptif olarak ifade ettiğimiz diyalizden diyalize girmeden nakil yapılan bir grup var. Tabii herkes verici olabilir mi? İlk bu nakil süreçleri dünyada başladığı zaman vericinin seçimi konusunda oldukça katı ölçütler, kriterler vardı ama zaman içerisinde havuz küçüldükçe ölçütlerde de bir miktar genişlemeler oldu. Biz hemen hemen şu an çok ciddi bir hastalığı olmayan kişileri potansiyel donör gözüyle bakabiliriz. Bu canlı için de böyle, kadavra için de böyle. Şimdi tabii niye buna ihtiyaç oluyor? Bu soru çok önemli aslında. Niye dediğimiz zaman, şimdi 40 yaşına geldiniz. Allah tabii Mahmut abinin dediği gibi kimsenin başına vermesin. İnşallah. 40 yaşında bir hemodiyalize başlayan bir hastayı düşündüğünüz zaman, hayal ettiğiniz zaman ortalama yaşam beklentisi 10 yıl. Ya bu çok korkunç bir şey. Kesinlikle. 40 yaşında bir hanımefendi için ortalama yaşam beklentisi 40. Beyefendi için 35 yıl. Yani 75-80 yaşına kadar bir yaşam sürebilir. Ama diyaliz hastası için bu yaşam maalesef 10 yılla sınırlı. Dolayısıyla bu aşamada mutlaka insanlara yardım etmek, yaşam kalitelerini artırmak, hala 40 yaşında olan bir insan ülkesi için, toplum için en üretken çağındadır. Buradaki insan, kalifiye insanı üretime aktaracak iyi bir tedavi modeli. Ama biz tabii şunu da biliyoruz. Bizim Mahmut abi gene az önce söylediği gibi hemodiyaliz veya periton diyalizi olan hastalar nakile aktarıldığında her şey tabii bitmiyor. İşte Mahmut abinin annesinin yaşadığı bir takım sıkıntılar olmuş, böbreğini kaybetmiş. Bunlar süreç içerisinde olabilir. Hastaların birçok şeye dikkat etmesi lazım. Ortalama 10 yıllık böbrek sağ kalımı, yani böbreğiyle yaşamını sürdürme şansı %80'lere şu an için ulaşmış durumda. Günümüzdeki kullanılan bir takım ilaçlar sayesinde. Dolayısıyla bu noktadan hareketle mutlaka bu tedavinin ülkemizde daha fazla sayıda yaygınlaştırılması lazım. Şimdi ben elimde Haziran 2022'ye ait bir takım veriler var. Türkiye'de genel olarak organ bekleme listesindeki sayılar bakımından. Çarpıcı olması hasebiyle bunu paylaşmak isterim toplumumuzla. Biz tabii bugün böbrek uzmanlığım nedeniyle böbrek üzerinde daha fazla durmak durumundayım ama bunun yanında karaciğer bekleyen 2400 hasta, kalp bekleyen 1400-1500 yakın hasta, akciğer bekleyen yine 180 civarında hasta ve böbrek son dönem böbrek yetmezliğine ulaşmış 24 bine yakın hasta şu an için az önce söylediğimiz pozitif avantajlardan yararlanmak için maalesef bekliyor. Ve toplumumuzdaki nakil şeyine baktığımız zaman Batı toplumundan biz oldukça farklıyız. Neden farklıyız? Örneğin İspanya'da yapılan nakillerin %80'i kadavra nakli. %20'si ancak canlıdan nakil yapılırken bizde de tam tersi değil mi? Biz %80 canlı nakil ki çoğunlukla hani ben çocuk doktoruyum aynı zamanda. Bizde anneler ağırlıklı olarak verici adayı olurlar. İşte babaların eve iş nedeniyle işte evin geçimini sağlaması daha çok toplumumuzda baba üzerine biçilen bir rol olması nedeniyle anneler daha çok buna aday olur. %80 bu çok iyi bir rakam değil ülkemiz açısından. Bu sayıyı gittikçe canlı verici sayısını azaltıp kadavra verici sayısını mutlaka toplumda hocam, ne yapmamız lazım? Hocam kadavra verici olayını bir açıklamak isteriz izleyicilerimize. Hemen oraya bir açıklık tabii getirir ki misiniz? Şimdi kadavra dediğimiz şey şu. Herhangi bir nedenle işte başınıza Allah korusun bir trafik kazası geldi. En sık gördüğümüz şey budur. Hikaye budur. Yoğun bakıma yatırıldınız. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği o kadar katı kriterler var ki beyin ölümü konusunda uzman kurulun vermesi gereken, yani önüne gelen beyin ölümü gerçekleşti diye söyleyemez. Çok ciddi, bizi de zaman zaman böyle zor duruma düşüren katı kurallar var. Bunu bakanlık yerleştirmiyor. Bunun dışına kesinlikle çıkamazsınız. Beyin ölümü karar verildikten sonra bir takım ön testler yapıldığında işte
alıcı verici arasında önce kan grubu, sonra doku uyumu olan kişiler arasında yaptığımız bir doku aktarımıdır. Bu hemen hemen bütün nakillerde böyle bir takım buna benzer kurallar geliştirilmiştir bakanlık tarafından. Kadavra dediğimizde tekrar söylemek gerekirse, işte beyin ölümü gerçekleşmiş, artık hiçbir şekilde tıbbi olarak hayata dönme şansı yok. Sadece yaşam destek ünitelerinde hayatını idame ettirebilen kişiler için kullandığımız kavramdır. Bu kavramı karşılayan, bu kuralları karşılayan hastalara biz kadavra donörü olarak kabul ederiz. Ailelere işte her hastanede oluşturulmuş çok güzel transplantasyon ekipleri var. Evet. İşte biz de hastanemizde özellikle son 2 yıl içerisinde ciddi nakiller yapmaya başladık. Mahmut Beylerin desteğiyle bir uzmanımız dışarıda eğitim aldı. Bu da bize çok ciddi anlamda üniversitemize, kentimize, bölgemize, çünkü biz bir bölgeye hitap eden bir hastaneyiz. Bu arkadaşımızın ekibimize katılmasıyla beraber bizde müthiş bir hareketlenme oldu. Hem çocuklarda hem de erişkinlerde hem kadavra hem de canlıdan nakiller yapmaya başladık. Ama bizim arzumuz kadavra nakillerin daha sık çok olması ve az önce söylediğim bir takım olumsuzlukları yaşayan hem çocuk hastaların hem de erişkin hastaların bu nimetten faydalanması gerekiyor. Çünkü biz organ bağışını şöyle değerlendiriyoruz. Yani hepimiz öleceğiz günün birinde. Ben kendim açık açık söylüyorum. Ben kendim organ bağışçısıyım. Yani bir gün buradan da herkes şahidim olsun. Bir gün baki olur, vefat edersem ve organlarım hali hazırda çalışır durumda olursa ben bütün organlarımı bağışladığımı beyan ettim kendi en nabzımda. Bunu herkese de söylüyorum. Kaldı ki hocam, sizin organlarınızın kullanılabilmesi için de sanki beyin ölümü olması tabii gerekiyor. Yoksa beyin ölümü olmadan ya şu anlaşılsın diye söylüyorum. Ya bir insan vefat ettiği zaman hadi bakalım organlarını alalım denmiyor zaten. Evet. İşte mesela hocam evde ölümlerde falan bunlar ne yazık ki olmuyor. Değil mi? Çok özür dilerim. Evde ölümlerde olmuyor ama dünyada son zamanlarda özellikle trafik kazası geçirmiş, kaza anında hali hazırda yeni ölmüş hastalardan da yavaş yavaş nakiller yapılmaya başlandı. Çünkü dünyanın genelinde bu donör havuzu çok ciddi bir problem. Yani çok korkunç bir rakam var ortada bekleyen, organ bekleyen ama öbür tarafta yaşama döndürülmesi imkansız bir birey var. O bireyin organları bir başkasında hayat bulup bu aslında verici kişiler açısından da bir şey gibi, yani böyle bir sadaka gibi de düşünülebilir. Hocam, yani hiç amel defteri kapanmayacak. Ben öyle bakıyorum olaya. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hasta için yani onun organları kaç kişiye verilebiliyor da hayat buluyor? Çok güzel. Şimdi hangi organlar alınabilir? Aslında alınamayacak hiçbir organ yok. Evet. Bu burada da ben Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Yani bir bu takımın bir üyesi olarak. Niye? Türkiye'de bu anlamda çok ciddi bir adil bir sistem var. Siz hastanın verilerini sisteme girdiğinizde hastanın bir takım özelliklerine göre puanlamalar geliştirilmiştir. Türkiye belli bölgelere ayrılmış. Her hastanın kendine ait puanları vardır. Kimse kimsenin önüne geçemez. Hani böyle zaman zaman işte sosyal medyadan, farklı alanlardan insanların kafasını karıştıracak mesajlar gidebilir. Kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü bu sıkı denetleniyor hem yapan ekip açısından. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç hasıl olduğunda 2 tane böbreği, kalbi, akciğeri, göz, kornea. Onun dışında bağırsakları, işte Antalya'da son zamanlarda çok güzel iş yapan hocalarımız var. Orada elleri, ayakları, her bir organı bu amaçla ne yapılabilir, evet, kullanılabilir. Dolayısıyla yani öldüğümüzde bizim organlarımızın başka birinde yaşaması bizim açımızdan çok önemli ve toplumun sağlığının idame ettirilmesi bakımından da çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Hocam ben şeyi sormak istiyorum. Az önce siz dediniz ya, ben bir organ bağışçısıyım ve nabzımda bu var. Bir kişi aynı sizin gibi organ bağışı yaptı. Hayatını kaybetti. Hayatını kaybettikten sonra ailenin de rızası gerekiyor mu? Şu an için bildiğim kadarıyla evet. Yani işte evli ise eşinin onayı gerekir. İşte evli değilse anne babasının oyanı gerekir. Kişinin ölmeden önceki beyanı yeterli değil. Maalesef onun da değişmesi için uğraşılıyor. Tabii bu anlamda derneklere çok
önemli görevler düşüyor. İşte Çocuk Nefroloji Derneği, Türk Nefroloji Derneği gibi nakil dernekleri var Türkiye'de bu anlamda. Dolayısıyla bunlar bu kanuni düzenlemeleri yapması konusunda. Burada geri dönüşlerin çok fazla olduğunu duymuştum çünkü hocam. Kesinlikle, kesinlikle. Geri dönüşler çok fazla. Kişi organ bağışçısı olmuş ama hayatını kaybettiğinde ondan yükümlü olan kişiler, eşi, dostu, akrabası bunu kabul etmiyor. Bu da organ nakli bağışı noktasında da bir adım geriye çekmemize neden oluyor. Ne yazık ki. Evet. Efendim şöyle, aslında gerçekten hocamın anlattığı konularda başarı elde edebilmek mümkün diye görüyorum ben. Zaten şu anda Kayseri'de, Erciyes Üniversitemizde ve şehir hastanesinde artık böbrek nakilleri yapılıyor. Yani iki merkezimizin de ruhsatları var ve çok iyi bir ortamda böbrek nakilleri yapılıyor ve buralarda kurulan nakil birimlerinde Erciyes Üniversitesi olarak bizim de katkılarımız var. Evet. Onu da özellikle belirtmek gerekir tabii. Hani vakfı kuruluş amaçlarımızdan biri olmasa bile söylüyorum bunu. Tabii bir kurum, bir hastane, bir birim tek başına bir şey yapma imkanı yoktur efendim. Bakın biz her ne kadar hem bağışın hem naklin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyorsak da bu işe sahiplenmesi gereken kurum ve kuruluşlar olması gerekir. Evet. Yani evet, iyi fikirlerle, iyi düşüncelerle ortaya çıkılmış olabilir. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım denebilir ama hani farkındalık deniyor ya, farkındalığın artırılması için bu işin sahiplenilmesi gerekiyor. Özellikle 3-9 Kasım'da bunu bir hafta olarak düzenliyoruz, kutluyoruz. Ama bunun seneye yayılması gerektiği kanaatindeyim. Zaman zaman işte bu tür programları yapabilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizi izleyenlere bu işin hem vehameti ama aynı zamanda çözüm yollarının da olabileceği kesinlikle konusunu anlatabilmemiz gerekiyor. Nitekim bugün burada yaptığımız gibi. Ama tabii hocamın da biraz önce ifade ettiği gibi gelişmiş ülkelerde nakiller %80 kadavradan yapılıyor. Bize tam tersi. Ama bizim ülkemizde tam tersi olarak canlılardan yapılıyor. İşte bunu artırabilmenin yolu bu çalışmaları artırmak ve organ bağışı konusunda insanları daha duyarlı hale getirmek ve öldükten sonra organlarının araya gitmesi yerine hiç olmazsa hastalara can vermesi noktasında fayda sağlamasını temin etmemiz gerekiyor. Aynen sizin söylediğiniz gibi e-nabızda işte bağışçı olabilir filan ama yakınlarının da olur vermesi tabii gerekiyor. Bu arada tabii hastanelerde o beyin ölümü teşhisi konan hastaların orada bulunduğu koordinatör arkadaşlarımızın çok gayret göstermesi gerekiyor. Ben hatta şöyle düşünüyorum. Olabilir mi de bilemiyorum. Belki dünyada uygulanıyordur, uygulayan ülkelerde vardır diye düşünüyorum. Yani organ bağışı yapmış olmasına veya olmamasına bakmadan beyin ölümü gerçekleşmişse ondan mutlaka alınması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü yani herkesin öldüğünde almak mümkün değil. Sadece beyin ölümü olan insanlarda bu ancak alınabildiğine evet göre o ortama gelmiş, o neticeye varmış bir hastanın artık organlarının araya gitmeden organ bekleyen insanlara fayda sağlaması, onlara sağlık vermesi, şifa vermesi bakımından çok önemlidir diye düşünüyorum. Evet, şey de sanırım İspanya'da olsa gerek. Beyan yetiyor ama tabii Türkiye'de bununla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç evet var. Çünkü evet niye? Gene istatistik vermek durumundayım. Çünkü rakamlarla konuşulursa daha çarpıcı olur. Evet. Her yıl ülke, yani milyon başına nüfus düşünüldüğünde biz 85 milyonluk bir ülkeyiz. 3000 hasta diyaliz tedavisi almak durumunda kalıyor. Bunlar potansiyel olarak organ bekleyen hasta grubunda yer alır. Dolayısıyla bu kadar büyük hasta popülasyonunu başka türlü eritmeniz mümkün değil. Çünkü niye? Canlı nakil olduğu zaman tabii ki anne baba çocuğuna seve seve veriyor. Yani burada biz zorluk yaşamıyoruz çoğu zaman. Bazen öyle oluyor ki biz bir de hani canlı nakil yaparken de her canı isteyen gelip veremez. Anne baba bile olsa ne yapıyoruz? Çok ciddi testlerden tabii geçiriyoruz. Yani tamam, bizim mesela ön tarama yaparak böbrek tümörü gördüğümüz tümörünün erken tanısını koymamızın verici adayının hayatını kurtardığı olgular o hastalar oluyor.
Bazen de gene bir araştırmalar sırasında kalp hastalığı, başka hastalıkların da tespit edilmesi bu şekilde sağlanmış oluyor. Biz her şeyiyle tam olmasını hem alıcının hem de vericinin ama nakil aşamasında öncelikle vericinin sağlığını düşünüyoruz. Yani vericiyi sıkıntıya düşürecek canlı anlamında hiçbir işe evet diyemeyiz. Yani bu bizim ahlaki ve etik kurallarımıza aykırı olan bir davranış olur. Dolayısıyla bu kararı verirken de işte bir immünolog dediğimiz hasta ve verici arasında doku uyumu ne durumda? Hani siz bunu yaptığınız zaman alıcı bir problem yaşayacak mı? Sonra radyoloji uzmanı gelir, damarları, işte böbrek yapıları veya bir başka iç organları ile ilgili problem oluşturabilecek bir sıkıntısı var mı? Bunun yanında üroloji doktoru idrar yollarında nakil sonrasında problem oluşturacak bir problem var mı? Nefroloji yönüyle bizler gene bir takım ileride olabilecek problemler konusunda değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bu işin cerrahi tarafı var. Yani işin özeti bir grup en az bir 10 kişiden oluşan bir heyetle biz bu tür hastaları değerlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki tek kişi yanılabilir ama 10 kişi yanılmaz. Evet hocam. Yani, kadavra noktasına ben tekrar gelmek istiyorum. Tabii ki. Niçin kadavradan nakil konusunda bu kadar geride kalıyoruz? Şimdi burada tabii çok çeşitli sebepler var. Yani tek şey üzerinde durursanız, yani suçu birinin üzerine atıp kenara çekilmek çok kolay. Çözüm yollarıyla beraber, problemin tespiti, arkasından çözüm yollarıyla ilgili bir takım şeyler, neler yapılabilir, bu noktada düşünmek lazım. Burada tabii dini, geleneksel bir takım problemler var. Olayın ne olduğunu tam olarak kavrayamama, toplum tarafından tam olarak anlaşılamama, gündem olamama, işte bütün bizim hekim olarak bu meseleyi halka iyi anlatamamamız burada önemli bir faktör. Dolayısıyla bütün bu bileşenlerle beraber bir çözüm odaklı yaklaşım sergilemek, proje önerisi sunmak gerekiyor. Bu anlamda mesela Diyanetimizin çok güzel fetvaları var bununla ilgili verilmiş. Bunlar aralıklı mesela işte cuma namazlarında vatandaşa anlatılabilir. Filmlerde kamu spotu şeklinde geçilebilir. Evet. Bizim işte çok halkın çok severek izlediği bir takım filmlere konu edilebilir küçük bir birkaç dakika içeren. Bunlar çok önemli etkisi olabilecek yaklaşımlar. Ha, bir işin hekim tarafında da bizler bugün yaptığımız gibi kamuoyunu aydınlatacak mesajları daha sık ve daha anlaşılır şekilde, berrak, herhangi bir yoruma mahal vermeyecek şekilde açık olarak ifade etmemiz. Bunlarla ancak ben çözümün mümkün olabileceğini düşünüyorum. Aksi halde ya bu oranı artırmak çok mümkün değil. Tabii çok kötü bir yerde miyiz? Yani kısmen evet, kısmen hayır. Eskiden bu oran %90'a %10'du. %20'ye çekmek önemli bir başarı. Burada özellikle hastanelerde oluşturulmuş işte transplantasyon ekipleri içerisinde beyin ölümü karar verildiğinde aileyle konuşacak işte psikiyatrların, din görevlilerinin, psikologların, işte o işe gönül vermiş insanların olması, hele hele yakınlarında bu acıyı yaşamış, bu sıkıntının ne tür bir problem olduğunu anlamış kişilerin bu işe soyunması, biraz empati yapması problemin daha rahat çözülmesinde önemli olabilir diye düşünüyorum ki bunun Türkiye'de çok güzel örnekleri var. Mesela Bursa bu anlamda Türkiye'de çok lider diyebileceğimiz bir yapılanma, organlaştırma bakımından. Kayseri'de durum nasıl hocam? Kayseri'de? Evet. Kayseri'de şöyle, mesela geçen sene bildiğim kadarıyla 3 veya 4 tane böyle yaptığımız oldu. Mesela bizim bir çocuk hastamızın ben anısını size paylaşmak istiyorum. Yahyalı'dan geliyor çocuğumuz. Yahyalı'nın çok uzak köylerinden biri. Hemodializ tedavisi alıyor haftada 3 gün. Çocuğun özellikle kış döneminde köyüne gitmesi imkansız. İşte bir şekilde oranın ileri gelenleri bir yer ayarlamaya çalışıyorlar. Hastanede kalıyor. Çocuk artık bir gün tak demiş.
şey kandil gecesiydi diyor. Dua ettim Allah'a diyor. Ertesi gün beni aradınız diyor. Yani böyle değişik, yani işin metaforik tarafı da mevcut. Dolayısıyla çocuğun acısını yaşamak, ona dokunmak, dünyanın en mutlu eden şeyi olması gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda hani veren insanın aile de bu anlamda hani kaybettiklerinin yerine yeni dostlar, yeni şeyler edinmiş olur diye düşünüyorum. Yani bunlarla evet, ancak mümkün. Şimdi, tabii ki. Hocam, biliyorsunuz insanların temel hakları vardır. Bu haklardan ikisi çok önemlidir diye düşünüyorum ben. Birisi eğitim, birisi sağlık. Evet. Değil mi? Şimdi sağlık konusunda elbette insanlarımızın daha sağlıklı olabilmeleri için devletimizin gayret göstermesi gerekiyor ki zaten gösteriliyor. Bu böbrek nakli veya böbrek demeyelim de tüm nakiller bakımından da ülkemizde bu işin daha yüksek düzeyde, daha sayısal bakımdan fazla yapılabilmesinin önünü açmak da devletin kurumlarının bir bakıma görevidir diye düşünüyorum. Evet. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi insanların tabii bağış konusundaki tereddütleri dini hassasiyetten de zaman zaman kaynaklanıyor. Evet. Ama tabii Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi yok mu? İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydası olandır. Dolayısıyla bunu da baz alarak insanlarımızın beyin ölümü olduktan sonra organlarının araya gitmesi yerine diğer organ bekleyen insanlara verilmek suretiyle sanki kendilerinin de orada bir parçasının, değil mi? Yani yaşıyor olduğunu, yakınlar bakımından söylüyorum bunu. Tabii beyin ölümü olan Allah rahmet eyliyor, gider inşallah da, Allah rahmet eyler inşallah da. Ama tabii yakınlarının o organın o hastada yaşıyor olmalarını görmek bile onları mutlu eder diye düşünüyorum. Onun için yani bunun iyi anlatılması gerektiği kesinlikle kanaatindeyim. Evet. İnsanların tam anlayacakları şekilde işte sempozyumlar, toplantılar, seminerler, bu tip işte televizyon programları gibi ve hatta bu haftalarda üst düzey görevlilerin de bu konuya sahiplenmesi bakımından iyi olacağı kanaatindeyim. Çünkü gündemde olması gereken bir konudur diye düşünüyorum. En azından senede bir sefer bunun insanlara iyi anlatılması ve gündemde tutarak bunun ne kadar önemli bir hastalık olduğunu veya ne kadar önemli bir uygulama olduğunu anlatmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, tabii ki de. Az önce Sayın Başkanım, Sayın Hocam da çok güzel şeyler söylediler. Az önce Sayın Başkanım dedi ki damdan düşen anlar dedi. Muhakkak ama bizim empati yapmamız lazım efendim. Empati yapmamız lazım ki illa başımıza gelmesine gerek yok bir şey anlamak evet için. Başımıza gelmeden önce de bazı noktalarda insanları düşünmek lazım. Evet, insanların acısı olabilir. Hastasını kaybetmiş birey, o acıyla verdikleri kararlar çok çok önemli. Başka insanların hayatını noktalamak noktasında da bizim kararlarımız çok önemli. O yüzden lütfen kadavradan nakil konusunda herkesin taşın elinin altına koyması ve sağlıklı düşünmesi lazım. Belki o anda çok hızlı evet düşünülebiliyor ama evet bir zaman sonra hocam herhalde evet bu konu çok önemli diye düşünüyorum ben. Ben özellikle kendim çocuk hekimi olmam nedeniyle görüyorum mesela hastayı, çocuğumuzu diyalize alıyoruz. Periton veya hemodiyaliz olabilir. İşte büyümüyor, bir takım problemler yaşıyor ama birden işte bir kadavra bir gece ansızın arıyoruz hastayı. Geliyor işte bakanlığımızın önerdiği bir takım kurallar gereği hastaları değerlendiriyoruz. Buradaki listeye göre hastaya nakil yapıyoruz. Naklin sonunda 15. günden itibaren işte çocuktaki farklılığı biz gözlemliyoruz. Birden boyu atıyor, rengi değişik, rengi kendine geliyor. Okuldaki başarısı, motivasyonu, hayata adaptasyonu, her şey değişiyor. Yani bambaşka biri oluyor çocuk nakilden sonra. Biz bunu çocuk hekimi olmamız nedeniyle daha rahat gözlemleyebiliyoruz. Ve belli grup hastalıklarda özellikle nakil kesinlikle çözüm. Ya bu anlamda mutlaka hani kadavra bağışlarını artıracak farkındalığı toplumda artıracak mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunlar az önce söyledim, tekrarında fayda var. Hani kamu spotu olabilir. Yani bu bakanlık burada önemli. Yani devlet kurumları açısından ilin geneline, yani Kayseri'de yaşıyoruz. Burada her bölgeden insanımız var. Ulaşabiliriz. Valilik, belediye bu anlamda
billboardlara bu haftayla ilgili bir takım şeyler, çarpıcı rakamlar, aa böyleymiş dedirttirecek bir takım ön bilgiler, unutulmayacak, hafızaya kazınacak şeyler, mesajlar vatandaşa aktarılabilir. Ya bu şekilde bu işin biz üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Ama biraz daha çaba, biraz daha gayretle Allah mutlaka bizi istediğimiz düzeyde başarıya ulaştıracaktır. Gayret bizden, evet. Takdir Allah. Hocam içerisinde olduğu için ne kadar gözünde ışık var anlatırken fark ettiniz fark mi? Fark ettim de ben bir anımı anlatayım hocamla ilgili. Biraz önce konuşmamda bahsetmiştim. Bizim bursiyer arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz bir grup, öğrenci grubu evet. var. O arkadaşlarımız tabii gene bu gayretlerin içerisinde olmak suretiyle hastanede tedavi görmekte olan çocuklara özellikle bayramlarda hediyeler almak suretiyle onları sevindirmeye yönelik faaliyetleri oluyor. Onları da tabii biz destekliyoruz. Daha fazla olmasına gayret gösteriyoruz. Diyaliz merkezine varmıştık. Evet. Hocam hatırlarsanız. Orada tabii arkadaşlarımız etkinliklerini yapıyorlar, hediyeler veriyorlar çocuklara filan. Biz de tabii Erciyes Organ Nakli Vakfı üyeleri olarak onlara katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Manevi olarak biz de orada olalım diye gitmiştik. Hocamın kucağında bir çocuk vardı. Aşağı yukarı şöyle bir yaşında, bir buçuk yaşında belki olabilirdi, tam hatırlayamıyorum. Ama çocuk sağlıklı görünüyordu. Ben hocama direkt soramadım ya işte bu etkinliğe çocuğunuzu da getirmişsiniz falan diyemedim. Orada bizim vakıf yönetim kurulundaki arkadaşlara sordum ya hocamın mı bu çocuk falan diye. Yok dedi ya dediler bu hasta hocam çok böyle çocuklarla araları iyi. Onları çok sever eder. Kucağına alır işte onlarla sohbet eder falan dediler. Kucağında gördüm ben hocamı. Yani gerçekten. Yani hocam burada olduğu için belki bunu anlatmam zor olabilir ama şimdi hani biraz empati dediniz ya o empatiyi çok iyi yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani hocamın da çocukları var, bizim de çocuklarımız var, herkesin çocukları var. İşte o bizim de çocuklarımızın aynı hastalıkta olabilir düşüncesiyle hareket edebiliyorsa bir hekim ancak o şekilde hareket edebilir ve buna işte sahiplenme dediğim bu. Evet. Yani hocam kendi açısından sahiplenmeyi ona göre yapacak. Biz organ nakli vakfı olarak üzerimize düşen o sahiplenmeyi yapmak üzere hocalarımıza destek olacağız. İşte bizim düşündüğümüz, yapmaya gayret gösterdiğimiz, hatta bağış olsun, nakil olsun daha çok oranda yapılmasına yönelik gayretlerimize de diğer kurum ve kuruluşlar yardımcı olacak ki hep beraber bu işi yapabilelim. Onun için diyorum ki empati yapmak çok güzel. Ama işte arkasından da bu faaliyetleri daha da artırabilmek adına sadece 3-9 Kasım değil, tamam bu hafta kutlayalım, edelim, konuşalım filan. Ama bunu seneye yaymak suretiyle bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatmamız bakımından önemlidir diye düşünüyorum. Bakınız burada dediğim gibi bir hasta ameliyat olur veya tedavi olur, sağlığına kavuşur, eyvallah. Ama organ nakli bekleyen hastaların kesin çözümü, kesin şifa bulmaları ancak organ nakliyle mümkün. Organ nakliyle mümkün olduğuna göre demek ki insanların o insanlara yardımcı olması gerekiyor. Değil mi? Yani bizler insanlık görevimizi yerine getirebilmek bakımından bazı hassasiyetlerimizin olması gerekir. Yani çalışacağız, çabalayacağız, para kazanacağız, iş yeri kuracağız, istihdam sağlayacağız, ihracat yapacağız. Bunlar önemli şeyler tabii. Ama insanlarımızı da yaşatmamız gerekiyor. O insanlarımızı sağlıklı bir şekilde yaşatabilmek için de işte bizim gibi kuruluşların da çok gayret göstermesi gerekiyor. Yani ben şunu söylüyorum efendim. Yani Kayseri'de Erciyes Organ Nakli Vakfı'nın olması bu tür faaliyetlerin daha iyi ortamlarda, daha iyi bir şekilde yapılabilmesi için bir şanstır diye düşünüyorum. Niye? Gelirimiz var. Bu geliri de bu uğurda evet. harcamak istiyoruz. Harcamak istiyoruz. Dolayısıyla bu şansı akademik camia olarak, işte bu işten muzdarip olan insanların da birlikte hareket etmek suretiyle daha güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Kayseri'de 1995 yılında mı yapılmıştı ilk nakil? Sanki öyle hatırlıyorum evet, 1995'te. Ben. Yani bizim vakfı kurduğumuz yıllarda, yılda yapılmıştı veya bir sene önceydi öyle hatırlıyorum ben. Bakınız o yıllarda Tuğba Hanım,
ne Antalya'nın, biraz önce bahsi geçtiği için söyleyeceğim, ne de Malatya'nın hiçbir yeri yoktu bu konularda. Bakın o yıllarda bu çalışmalarımız herhangi bir ara vermeden birbirimize dayanışma içerisinde, birbirimize destek olarak ve kuruluşların bir araya gelmek suretiyle gayretlerimiz devam etseydi, bugün biz Türkiye'de çok önemli merkezlerden biri haline gelirdik. Bu sadece tabii iş adamı olmam sıfatıyla onu da söylememe müsaade edin. Ekonomik bakımdan da Kayseri'nin bir kazancı olacaktı. Evet. Niye? Çünkü dışarıdan insanlar geleceklerdi değil mi? Bugün sağlık turizmi diye bahsediyoruz, evet. Ya. Sağlık turizmi bakımından ille turizmin gerçekleşmesi için yurt dışından gelmelerine gerek yok. Yurt içinde de bu turizmin gelişmesine katkı sağlamış olurduk. Ama geçen geçmiş, şu olmuş, bu olmuş. Bundan sonraki süreçte bu farkındalığın, bu gayretin daha da artırılmasına yönelik hep beraber gayret göstermek gerekir diye düşünüyorum. Ama ben hocalarımın gayretlerini gerçekten çok takdir ediyorum. Doçent Doktor Tutkun Talih Hocam şeyde Erciyes Üniversitesi'nde 20'yi geçti zannediyorum değil mi hocam? Evet. 20'yi geçti, nakil yapıyor ve kendisiyle zaman zaman görüştüğümde, ki kendisi yönetim kurulu üyemiz aynı zamanda, nakil yapılan hastalarımızın durumu nasıl diyorum, hepsi gayet iyi abi diyor. Bundan da çok mutlu oluyoruz tabii. Kesinlikle. Yani şu an problem yaşayan hastamız olmadı. Tabii burada cerrahımızı yetiştiren hocalarımıza da teşekkür ederiz. Elbette. Hem kendi hocaları hem de İstanbul'da çok ünlü bir nakil cerrahının yanına üniversitemiz ve vakfın sayesinde orada bir eğitim aldı. Sonra aramıza katıldı. Biz çok mutluyuz. Bu işler tabii ekip işi. Birliktelik çok önemli. Evet. Gerçekten birliktelik çok doğuyor. Önemli. Evet. Hasta yakınları birbirini etkiliyor. İşte biz burada yapıldı nakilimiz. Çünkü biz şöyle söyleyeyim ben size. Bir günlükten beri tanıdığımız hastalarımız var. Yani bazılarıyla kendi evlatlarımızdan daha sık görüşüyoruz. Biz de bölümümüz nedeniyle 18 yaşına kadar çocuk bölümü takip eder hastaları. 18'inden sonra biz erişkine devrederiz. Sarılarak ağlaştığımız hastalar olur. Yani bu şekil, bu denli aramızda çok böyle sıkı ilişki olur. Nakil de olduklarında bu bambaşka bir hale hocamın geliyor. Hocamın yoğun çünkü duygularını ben şu an çok net hissediyorum, evet. Aynı ortamda, evet. Olduğumuz için. Belki izleyicilerimiz kamera açısından fark edemiyorlar ama, evet. Hocamın ne kadar, evet. Yoğun duygular içerisinde olduğumu, başkanım ne kadar yoğun, evet. Duygular içerisinde olduğumu ben şu an hissediyorum efendim. Şimdi biz ekranlarda konuşuyoruz. Bu arada özür diliyorum. Şehir Hastanesi'nde de Doçent Doktor Mert Ali Hocam da iki nakil yaptı. Üçüncü ve dördüncüyü de hazırlıyor. İnşallah orada da nakillerimiz başladı. Olağanca hızıyla sağlıklı bir şekilde devam edecek. Evet. Onu da söylemiş olalım. Şimdi izleyicilerimiz bizi gördü. Oldu ki bir yüreğe dokunabildik. Bir vatandaşı farkındalık oluşturabildik. Nereye başvurmalılar? Bizim üniversitemizde ana blokta organ nakli koordinasyon merkezimiz var. Orada canla başla çalışan arkadaşlarımız var. Onlara başvurduklarında gerekli bütün hazırlıkları, ilgili branşlarla görüşme, onların hepsi ayarlanacaktır. Yani bununla ilgili çok iyi bir koordinasyon merkezimiz var. Bir problem olmaz. Geldiklerinde bizi bulabilirler veya erişkin nefrolojiden hocalarla gene hakeza görüşebilirler. Ama esas bizim koordinasyon merkezimiz bu iş için yeterince yetkili. Şunu da özellikle söyleyelim. Bugün hem Erciyes Üniversitemizde hem şehir hastanesinde nakillerin yapılabilmesi için altyapı gerçekten çok güzel. Yani çok iyi bir altyapı söz konusu. Hiçbir eksikleri falan yok. Çok iyi bir ortamda nakil yapabilmenin ortamı hazır. Tabii sizin de söylediğiniz gibi bu nakil yapan arkadaşlarımızı yetiştiren hocalara da, bu iki merkezimizde nakil merkezini oluşturan, orada emeği geçen herkese de özellikle teşekkür etmemiz gerekiyor. Evet efendim. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben duygu ve düşüncelerinizi almak isterim. Başkanım siz nereden başlamak isterim? Buyurun efendim. Efendim şöyle, tabii sadece organ nakliyle alakalı değil ama Türkiye'de insanlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşamasına yönelik, daha iyi şartlarda işlerini yapabilmelerine yönelik ne mümkünse yapmak gerekir diye düşünüyorum. Tabii devletimiz kendi kurum ve kuruluşlarıyla
bunu olağanüstü şekilde gayret göstererek yapmaya gayret gösteriyor. Ama bizim de vakıflar olsun, dernekler olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, bu konularda onlara destek vermemiz gerekiyor. Onlarla beraber olarak yapılan iş neyse, yapılan hayırlı işler neyse, onların daha iyi şartlarda yapılabilmesine yönelik gayretler göstermemiz gerekiyor. Onun için Erciyes Organ Nakli Vakfı'nın bundan sonraki süreçte de inşallah gelirlerini daha da fazla artırmak suretiyle daha çok bu konularla ilgili taraflara destek verme noktasında gayret göstereceğimizi özellikle belirteyim. Yine söylediğim gibi Erciyes Organ Nakli Vakfı'nın Kayseri için bir şans olduğunu söylüyorum. Özellikle tabii manevi olarak hep beraberiz zaten. Ama yetişemedikleri yerlerde, maddi bakımdan yetişemedikleri yerlerde biz Erciyes Organ Nakli Vakfı olarak her zaman hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Çok kıymetli hocam. Çok teşekkür ederim. Buyurun ben hocam. De tabii biz şimdi kronik böbrek hastalığı son döneme ulaştı. Nakil yapacağız. Bunu konuştuk. Aslında fırsatımız olsa, zamanımız olsa nedenleri üzerine bizim daha çok odaklanmamız lazım ki sonuçları ciddi, yıkıcı ciddi olarak. Sonuçta burada genel tüm grup topluma baktığımızda en sık böbrek yetmezliğine yol açan hastalık diyabet. Tip 2 diyabet dediğimiz erişkinde. Burada da obezite, kilo fazlalığı, şişmanlık önemli. Bu anlamda şehri yönetenlerin şehri buna göre dizayn etmesi lazım. Bununla ilgili yapılan mesela Hollanda'da bir çalışma, bisiklet yolları yapıldıktan sonra toplumdaki kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin ciddi anlamda azaldığı ve bunun kamu harcamalarına çok ciddi katma değer sağladığı saptanmış. Dolayısıyla neden hani ben kendim Samsunluyum, Kayseri'ye geldiğimde ani bir dümdüz bir şehir, burada birçok şey yapabilirim diye düşündüm. Tabii belediye son zamanlarda oldukça işte yeni yollara, özellikle kenarlara bisiklet yolları yapıyor. Obezite programı, Sağlık Bakanlığı'nın da bu anlamda ciddi projeleri var. Ama bu projelerin daha insana dokunacak şekilde yaşanır hale getirilmesi, ivedilikle tamamlanması lazım. Çünkü hastalık olduktan sonra çaresini düşünmek çok fazla maliyet olarak karşımıza çıkıyor. Yani olmadan önlemler alınması lazım. Önemli. Ön plana çıkarılması gerekiyor. Bu anlamda buna çok dikkat etmek, belediyelerin bu konuda destek sağlaması gerekir, obezitenin önlenmesine yönelik. Bir de bizim çocuklarda böbrek yetmezliğinin en sık sebebi doğuştan kaynaklanan bir takım anormalliklerdir. İdrar yolları anormallikleridir. Bu anlamda da mutlaka gebelik düşünen, işte gebe kalan hanımların gebelik boyunca ultrasonlarla iyi takip edilmesi lazım ki doğduklarında biz problemi tanıyalım ve hastalığın ortaya çıkmasını elimizden geldiğince geciktirebilirim ki hastalığın ortaya çıkarabileceği yıkıcı etkiden büyüyen bir birey olması hasebiyle çocuk korunmuş olsun ve bu şekilde biz daha az hastayla uğraşalım, problemli hastayla diyerek ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler tekrar çok teşekkür ediyoruz. İki kıymetli konuğumuzla çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik efendim. 3-9 Kasım tarihleri arasında organ bağışı haftası. Lütfen sizler de organ bağışı noktasında geri durmayın. Elinizden gelen her noktada hayat bekleyen, can bekleyen kişilere yardımcı olun diyelim efendim. Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiç Yılmaz ve aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Dursun bizlerle birlikte oldu. Organ bağışı noktasında önemli noktalara değindi efendim. Bizler de birazcık empati, birazcık da farkındalık istiyoruz sizlerden. Konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka konu ve konuklarla devam edeceğiz. Hoşçakalın diyorum.